Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Araf suresinden devam edeceğiz. 52-54. Ayetleri anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ Biz onlara bir kitabı verdik. فَصَّلْنَاهُ عَلَى ilmin Ve ilim üzere onu tafsil ettik. Ve fasıl fasıl açıkladık. Hüden ve rahmeten li kavmin yu'minun. İman eden bir topluluk için bir yol gösterici ve bir rahmet olarak böyle bir kitap onlara verdik ve onu fasıl fasıl açıkladık. Bu bize bakan yönüyle Kur'an-ı Kerim'dir. Daha önceki milletlere bakan yönleriyle onlara verilen kitaptır. Ve her kavme normal şartlar altında peygamber gönderilmiş ve peygamberler aracılığıyla onlara İlahi mesaj iletilmiş. Allah-u Teala bu kitapta bir takım meseleleri ana hatlarıyla anlattığı gibi aynı zamanda fasıl fasıl, bölüm bölüm ayrıntılarını da anlatmakta. Hel yanzurune illa tevile, onların beklediği sadece onun tevili. Yevme ye'ti teviluhu, tevili geldiği gün ise yekulul lezine nesuhu min gabl, daha önceden onu unutmuş olanlar diyecekler ki قَدْ جَاءَدْ رُسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ Rabbimizin elçileri gerçekten hakkı getirmişler. Hak ve hakikati beyan etmiş diyecekler. Burada tevili derken onlar ancak onun tevilini gözlüyorlar. Yani mesela peygamber geliyor insanlara iman ettikleri takdirde Allah'ın nimetlerine mazhar olacaklarını ama isyan ettiklerinde şu dünyada bile çarpılacaklarını, dünyada bile azap göreceklerini hatırlatıyor. Bu durumda o insanlar acaba gelecek mi gerçekten? Acaba onun dedikleri hak mı? Bunun bir tevilini bekliyorlar. Ama tevili geldiği zaman da artık iş işten geçmiş oluyor. Azap başlarına geldiğinde artık helak edilecekler, iş işten geçmiş oluyor. O zaman kendi vicdanlarında, derunlarında bunun hak olduğunu tasdik ediyorlar. Ve diyorlar ki Rabbimizin elçileri hak ve hakikati beyan etmiş. Gerçekleri bize getirmiş. Bunu itiraf ediyorlar. Ve bu durumda artık bir çıkış yolu arıyorlar. Acaba bize bir çare yok mu? Tekrar dünyaya dönsek de bu durumdan kurtulsak diye bir beklentileri oluyor. فَهَلَّنَا مِنْ شُفَعَا فَيَشْفَعُوا لَنَا Bize şefaatçiler yok mu şefaat etsinler? اَوْ نُرَدُّ Veya dünyaya geri döndürülsek de فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Yaptığımızdan daha farklı bir şekilde amel yapsak. Böyle diyecekler. قَدْ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ Böylece onlar gerçekten kendilerine yazık etmişlerdir. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ Ve iftira etmiş oldukları şeyler, Allah'a iftira ettikleri, ortak koştukları şeyler, ilah gibi kabul ettikleri batıl şeyler kaybolup gitmiştir. Değerli izleyenlerim, burada elden fırsatlar çıktıktan sonra böyle feryat etmenin bir fayda vermediğini de görmüş oluyoruz. İşte şu dünyadayken Allah-u Teala'nın davetine muhatap olan insanlar, pek çoğu bunu şüpheyle karşılıyor. Acaba bunlar olur mu olmaz mı? Tevilinin gelmesini bekliyor. Ama tevili geldiğinde, azapla karşı karşıya kaldığında feryat ediyor. Artık yok mu bize şefaat edecek, bizi bu durumdan kurtarsın? Veya dünyaya döndürülsek de yaptığımızdan daha farklı şeyler yapsak, artık ibadet etsek, artık tek Allah'a inansak gibi bu tarz temenniler oluyor. Ama bu tarz temenniler onlara fayda getirmeyecek, onları kurtarmayacak. İnne rabbekumullahu allazi halakas semawati vel arda fi sitteti ayyam. Yani Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Değerli Müslümanlar, gerçekten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de kendisini bize anlatıyor. Allah-u Teala gökleri ve yeri yaratan ve burada fi sitteti eyyam 6 gün diye geçiyor. Tevrat'ta da bu geçer.
Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. Tevrat'ta da geçer. Ancak Tevrat'taki anlatımda haftanın günleri gibi anlaşılıyor. Allah yaratmaya pazar gün başladı. Şunları şunları yarattı. Pazartesi bunları yarattı. İşte derken cuma günü yaratmayı bitirdi. Cumartesi istirahat etti. Muharref olan Tevrat'ta 6 gün bu şekilde ifade edilmekte. Ancak Kur'an-ı Kerim'deki anlatımda haftanın günleri gibi değil de 6 gün ifadesi doğrudan var. Ama velem yahye bi halqihinna, Allah onları yaratmaktan yorulmadı. Ve ma massana min lugub, ve onları yaratmaktan bize bir yorgunluk arız olmadı. Allahu Teala böyle bildiriyor. Kur'an-ı Kerim'de gün ifadesi dönem, devir anlamında da kullanılır. Mesela sizin 1000 sene olarak saydığınız Allah katında bir gündür. İşte melekler ve ruh size göre 1000 senelik bir zaman diliminde bir gün içinde yükselirler, Allah'a doğru yükselirler. Bu mealde ayetler var. Bunları beraberce değerlendirdiğimizde karşımıza çıkan tablo şudur. Demek ki gün ifadesi 1000 güne de 1000 yıla da gün denilmekte, 50 bin yıla da gün denilmekte. Bu durumda Allah gökleri ve yeri 6 günde yarattı. 6 merhalede yarattı. Başlıca 6 merhaleden geçirerek yarattı. Bu anlamda değerlendirilebilir. Nasıl ki insan ana rahminde değişik merhalelerden geçiyor. Öte yandan şu dünya değişik merhalelerden geçerek yaratılmış. Mesela bir zamanlar dünya tümüyle ateş küreymiş. Şu anda ateş küre değil. Sadece içinde ateş var. Ama normal yeryüzü, denizler, bunlar farklı bir şekilde. İşte dünya nasıl ki 6 merhaleden geçti. Ana rahminde insan 6 merhaleden geçti. Demek ki göklerin ve yerin yaratılışının 6 günde yaratılması 6 farklı merhaleyi ifade ediyor. Ve bu şekilde bir manzara Kur'an-ı Kerim'de bize görülüyor. ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ, sonra Allah arşa istiva etti. Burada arşa istiva etmek, arş koltuk anlamında. Mesela bir padişah işte tahtına oturur. Tahtına oturmaktan murat onun ülkeyi idare etmesi olarak anlaşılır. Doğrudan tahtın kendisine oturmak değil. Veya Türkçe'de de şu anda da kullanılıyor. Koltuk mücadelesi. İktidar mücadelesi anlamında kullanılıyor. Çünkü koltuğun doğrudan kendisi iktidar değildir ama iktidarı sembolize eder. Ve hani mühür kimdeyse Süleyman odur derler. O koltuğa oturmaya kim seçilmişse artık yetki ondadır. Tasarrufta o bulunur. Allah-u Teala'nın arşa istiva etmesi alemi idare etmesi anlamında. Bir yönü şu şekilde değerlendirilebilir. Başlangıçta belli kurallar yok. Mesela Hazreti Adem anne babadan yaratılmıyor. Doğrudan topraktan yaratılıyor. Havva doğrudan yine yaratılıyor. Ama Adem ile Havva yaratıldıktan sonra artık bunların çocukları meydana geliyor ve yeni dünyaya gelenlerle alakalı artık umumi bir kural ortaya çıkıyor. İnsanlar anne babayla yaratılır. Allah-u Teala sistemi bu şekilde kurmuş oluyor. Şu anda yeryüzünde milyonlarca değişik bitki ve hayvan türü var. Bunların ilk başlangıcında bunların da Adem ve Havva'sı var. Yani ilk başları var. İlk yaratılanlar var. Oralarda doğrudan belli bir kural yok. Doğrudan doğruya Allah'ın yaratma kanunu söz konusu. Ama sonrasında ise yine Allah yaratmakla beraber sebeplerle yaratıyor. İşte insanları anne babayla yaratıyor. Diğer canlıları yine anne baba eşeğli üreme veya eşeğsiz üreme gibi belli kurallarla yaratıyor. Allah-u Teala'nın arşa istiva etmesi kainattaki hükümranlığını kainata koymuş olduğu kanunlarla kainatta varlık aleminde tasarrufta bulunmasını ifade etmekte. Yuşil leylen nehara, Allah gündüzü geceyi gündüze bürür. Ve diğer şekliyle de yine düşünülebilir. Gündüzü geceye, geceyi gündüze bürür. Yani diyelim şu anda dünyanın yarısı gece, yarısı da gündüz. Dünya yuvarlak olduğundan gece ve gündüz daima birbirini takip ediyor.
Uzaydan bakıldığında, uzaydan dünyaya bir bütün olarak bakıldığında gece ve gündüzün birbirini kovalaması açık bir şekilde görülmekte. Bakıyorsunuz dünyanın yarısı aydınlık ama o aydınlık olan kısım gittikçe kararıyor. Kararmış olan kısım gittikçe aydınlanıyor. Ayetin devamı da adeta bunu anlatmakta. Yatlubuhu hasise, yani ısrarlı bir şekilde gündüz geceyi, gece gündüzü takip eder, kovalar. Bunlar ardarda sistem kurulduğundan beri bu şekilde devam etmekte. Herhalde ayetin çizmiş olduğu bu tabloyu görebilmek için şöyle biraz yükseklere çıkmak lazım. Dünyaya tepeden bakmak lazım. Gece ve gündüzün birbirini kovaladığını o şekilde görmek lazım. Bu bir insan için, gerçi günümüzde bazı insanlar için mümkün, uzaya çıkılabiliyor da 14 asır öncesinde hiçbir insan için bu düşünülemez. Kur'an-ı Kerim'in buradaki bu ifadesinden onun ilahi beyan olduğunu da okumak mümkün. Biz zaten buna iman etmişiz de, ama üsluptan da bunu çıkarmak, Kur'an'ın üslubuna baktığımızda orada ilahi nefahatı, ilahi esintileri görmek, bu da güzel bir nimettir. Kelama muhatap olmak, Allah-u Teala'nın kelamının sırlarına muttali olmak çok güzel bir nimettir. وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ. Güneş, ay, yıldızlar Allah'ın emriyle musahhardırlar. Yani bunların her birisi Allah'ın emrine karşı tam bir itaat halindedir. Mesela güneşi düşünelim. Güneş o kadar dakik hareket ediyor ki yarın sabah saat kaçta doğacaksa o vakitte doğuyor. Kaçta batacaksa o vakit geldiğinde batıyor. Güneşin bugüne kadar bir gün bile görevine geç kaldığı ve görevinden erken ayrıldığı veya geç ayrıldığı görülmemiştir. Ve görevini tam bir şekilde yerine getirmektedir. İşte bu anlamda gerek güneş, gerek ay, gerekse bütün yıldızlar musahharatin bi emri, Allah'ın emrine musahhardırlar. Yani yıldızlar ordusu, ay, güneş, bütün bunlar وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetinin ışığında değerlendirildiğinde göklerin ve yerin orduları Allah'ındır. Bir komutan askerlerini iyi yetiştirdiğinde, onlara iyi eğitim verdiğinde bir emirle onları çok rahatlıkla idare eder. Tüfek omza dediğinde hepsinin omzunda tüfek vardır. Yere yat dediğinde hepsi yerdedir. Ve daha diğer hangi emirleri vermişse bunların her birisi anında yerine getirilir. İşte gökler ve yer, göklerde ve yerde olan neler varsa bütün bunlar Allah'ın emrinde. O koca koca yıldızlar Allah'ın emrinde birer asker. Böyle olunca güneş örneğinde biraz açıkladığımız gibi bunlar emre tam bir itaat halinde, bir an bile o emirden geri kalmıyorlar. Kendilerine emredileni çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Ve bu tarzda Allah'ın mülkünde daima görev görülüyor. Yani bütün varlıklar kendilerine verilen görevi yerine getiriyorlar. Ve Allah'ın mülkünde grev yok. Malum insanlardan işte görev yapanların bir kısmı zaman zaman grev yapabiliyor. Grev yaptığında işler aksıyor. Ama Allah'ın mülkü için böyle bir şey söz konusu değil. Ne ay, ne güneş, ne de diğer yıldızlar verilen talimatlar dışında herhangi bir hareketleri yok. Herhangi kendi başlarına buyruk bir halleri yok. Ancak insan bu noktada serbest bırakılmış. Diyelim güneş yarın kaçta doğacak bellidir ama bu insan yarın sabah namazına kalkacak mı, kalkmayacak mı? Bu insana bırakılmış. İsterse kalkar, istemezse kalkmaz. Kalktığında sevabını alır, kalkmadığında bunun vebaliyle karşı karşıya kalır. Demek ki kainattaki bu ilahi nizamı görmek bizi o ilahi nizama tabi olmaya bizi sevk etmeli. Ve insan şöyle düşünmeli. O koca güneş bir havf, bir heybet altında Allah'ın emirlerine itaat ediyor. Bir saniye bile Allah'ın emirlerinden geri kalmıyor. O koca güneş benim emrime verilmiş. Benim için ısıtıcı bir lamba, aydınlatıcı bir lamba, ısıtıcı bir soba gibi görev görüyor. O ay bir gece lambası görevi yapıyor. Yıldızlar birer mum gibi
benim gecemi süslüyorlar ve semama, üzerimize konulan semamıza bir güzellik katıyorlar. Bütün bunlar kendilerine verilen emri yerine getirirken, yani bana ne oluyor ki alemlerin Rabbine itaat etmeyeyim? Bütün kainat onun emrindeyken bana ne oluyor ki ona isyan edeyim? İnsan bunları bu ayetler vasıtasıyla düşünür ve bu düşünmenin neticesinde Allah'a itaat etmek kendisine zor gelmez. Daha rahat bir şekilde verilen emirleri yerine getirebilir. Ele dikkat edin, lehul halgu vel emr, yaratmak da emir de onundur. Yani yaratan o olduğu gibi emri veren de odur. Bu bir yönü. Ayet-i kerime son derece veciz bir ifade. Ele dikkat edin diyor. Yani agah olun, kendinize gelin, dikkatle bakın. Lehul halk, yaratmak ona ait. Vel emr, emir de ona ait. Yani Allah-u Teala yaratmış bırakmış değil. Allah-u Teala hem yaratmış hem de idare ediyor. Öte yandan gerek güneşi, ayı, yıldızları yarattığı gibi onlara emri veren de o. Veya bizi yarattığı gibi bizimle alakalı emirleri veren de o. Allah-u Teala insanı yaratmış, insanı kendi haline bırakmış değildir. İnsanla alakalı Allah-u Teala'nın nice emirleri vardır. Başta ibadet olmak üzere Allah-u Teala'nın nice emirleri bulunmaktadır. Ayetin bir başka yönü şöyle ifade edilebilir. Şu alemde gördüğümüz varlıklar alemi halka dahil. Yani gözle görülenler alemi. Bir de gayb alemi var. O gayb alemindekiler de emirle alakalı. Mesela melekleri düşünelim. Melekler emir aleminden. İnsanın bedeni var. İnsanın bedeni halk aleminden, maddi alemden. Ama insandaki ruh emir aleminden. Tabiatı görüyoruz. Tabiattaki kanunları göremiyoruz. Tabiatın kendisi halk aleminden. Tabiattaki kanunlar emir aleminden. Bu şekilde Allah-u Teala hem görülen alemi hem görülmeyen alemi idare etmekte. Tahtı rububiyetinden alemi idare etmekte. Tebarekallahu Rabbul Alemin, alemlerin Rabbi olan Allah yücedir ve Allah mukaddestir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala kendini bize anlatıyor. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda Rabbimizi daha yakından tanımış oluyoruz. Yoksa insan kendi aklıyla, kalbiyle de bir derece Allah'ı bilebilir. Ama Kur'an'ı okuduğunda alemi yaratan zat alemlerle bize kendini anlatıyor. Biz alemleri incelemekle alemlerin Rabbine muhatap oluyoruz. Ve bu açıdan insan bütün alemler içinde seçilmiş, merkeze konulmuş olan bir varlık. Çünkü bütün alemleri okuyabilme özelliği bu insana verilmiş. Alemlerin manasını tedebbür etmek, tezekkür etmek bu insana verilmiş. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh şöyle bir ifadesi var. Diyor ki: "Tez'umu enneke cirmun sagirun ve fiken tavel alemul ekber." Sen kendini küçük bir şey sanırsın, halbuki büyük alem sende dürülmüştür. Ve bu insan cismen her ne kadar küçük olsa da hem maddi alemlerin bir numunesi, hem gözle görülmeyen alemlerin bir numunesi ve bu insan şu alemleri incelemek suretiyle alemlerin Rabbine muhatap olabiliyor. Ve namaza durduğunda Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyebiliyor. Çünkü bütün alemlerden bize nimetler geliyor. Bütün o alemlerin Rabbine şükretmek suretiyle ibadetimizi takdim etmiş oluyoruz. Ve insan Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinden şu alemlerin sadece görülenden ibaret olmadığını da anlıyor. Eşya sadece görülenlerden ibaret değil, nice görülmeyen şeyler de var. Hatta bu konuda uzmanların ifade ettiğine göre adeta kainatı bir anahtar deliğinden seyrediyoruz. Görebildiklerimiz çok az, göremediklerimiz çok fazla. İşte görebildiğimiz alemleri yaratan da o, göremediğimiz alemleri yaratan da o. Görülenleri idare eden de o, görülmeyenleri idare eden de o. Bu anlamda bu ayet-i kerimeler bizi Allah'a daha yaklaştırıyor. Allah'ı bize
daha yakından tanıtıyor ve onun arşına doğru bizi sevk ediyor. Dünyanın fena fani şeylerinden bizi kurtarıyor ve melekut aleminin, gözle görülmeyen alemlerin sırlarına doğru bizi yükseltiyor. İnsan bu gibi ayetleri okumak suretiyle maddenin dar kalıplarına sıkışıp kalmaktan kurtuluyor. İnsan adeta maddenin kıskacında preslenmiş gibi. Geçmiş zaman geride kalmış, yarın ise gelmemiş, şu anda belli bir zaman diliminde sıkışıp kalmışız. Ama Kur'an okuduğumuzda bakıyoruz ki ta ezele doğru bizim uzantılarımız var. Ebede doğru bir yolculuğumuz var. O zaman geçmiş ve gelecek zamanın o cenderesinden kurtuluyoruz. Zamanı sıkıştıran o cendereden kurtuluyoruz. Ruhumuz rahat nefes alıyor. Oh be diyoruz. Ebed var. Ezelden bir takım sırlar var. Ve bunların hepsi bizim için. Bunları böyle düşünmekle insan gerçekten rahat ediyor. Gerçekten insan olmanın zevkine, varoluşun neşesine ulaşabiliyor. Cenab-ı Hak Kur'an'ın manalarına, nurlarına, sırlarına hepimizi mazhar eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.